Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde önemli bir konuğumuz var. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bizlerle birlikte. Erdal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Açıl Bey. İyi yayınlar dilerim size. Oldukça zor bir dönem. Dolayısıyla aslında hemen hemen her şeyi arka arkaya konuşmamız gerekiyor. Bir, şehirlerdeki çarpık yapılaşmayı. İki, binaların sağlamlığını, kalitesini. Üç, bu tür şiddette bir depremle karşılaşıldığında ya da depremin büyüklüğü bu kadar yüksek olup şiddeti bu kadar arttığında buna karşı direnç nasıl sağlanabilecek? Bunun detaylarını konuşmak gerekecek. Nasıl görüyorsunuz olup bitenleri geçen haftanın başından bu yana? Açıl Bey, öncelikle tabii çok büyük bir üzüntü içindeyiz. Ülkemiz hakikaten tarihi boyunca gördüğü en büyük afetlerden bir tanesiyle karşı karşıya. Bu kadar yakın aralıkla aynı bölgede bu büyüklükte iki tane depremin peş peşe olması herhalde çok uzun zamanlardır, neredeyse dünyada da ilk. Tabii bunlara alışmak zorundayız. Bunlar ülkemizin bulunduğu coğrafyanın realitesi. Artık yıllardır ülkemizde deprem bilgisi, deprem teknolojisi, deprem jeolojisi çok gelişmiş durumda. Bu konuda çok etkin, çok yetkin bilim adamlarımız, hocalarımız var. Önemli enstitülerimiz var, rasathanelerimiz var. Deprem konusunda yaşanmış çok acı tecrübelerimiz var. Kaybettiğimiz yüz binlerce insanımız var deprem nedeniyle. Ama bu ülkemizin bir realitesi. Biz de bizim gibi deprem yaşayan, sürekli depremle beraber olan işte Japonya benzeri ülkelerdeki ne yaptılar, ne ettileri ülkemize getirmek üzere bir çalışmalar yapmak zorundaydık. Bunların çoğunu da aslında öğrendik, ne yapacağımızı da biliyoruz. Fakat maalesef geçmişten kalan bir kısım yapılarımız, yani 99 öncesindeki deprem şartnamelerine göre yapılmış çok büyük bir yapı stoğumuz var. Ve bu yapı stoğunun çoğunluğu da bizim deprem bölgelerimizde. Biliyorsunuz artık herkes ezberledi deprem haritamızı, fay hatlarımızı. İşte Kuzey Anadolu fay hattımız başlıyor Doğu Anadolu sınırımızdan ta Van'dan Trakya'ya kadar gidiyor. İşte Ege bölgesinde, Bodrum bölgesinde yine ayrı fay bölgelerimiz var. Doğu Anadolu fay hattımızı şimdi bu acı tecrübeyle insanlarımız öğrendiler. Dolayısıyla ülkemizin neredeyse %60'ından fazlası birinci derece deprem bölgesinde veya yakınında yer almış durumda. Tabii geçmişten kalan yanlışlarımız var. Ülkemizin sanayi ağırlığını, yerleşim ağırlığını bu deprem fay haritalarına göre yapamamışız zamanında. Ama 99 acı tecrübesinden sonra, arkasından İzmir depreminden sonra işte hem sektör temsilcileri olarak hem ilgili bakanlıklarımız olarak, kuruluşlarımız olarak ne yapılması gerektiği tekrar tekrar değerlendirildi. Çok önemli bir şeyimiz var bir defa, kentsel dönüşüm denen bir mevhumla tanıştı toplumumuz. Bu ne demek? Eskiden eski teknolojilere göre yapılmış, yaşlanmış, riskli yapıların yeniden yeni teknolojiye göre sağlam şekilde yapılması. Bunu Erdal mutlaka... Bey, bunu çok doğru söylüyorsunuz ama bu deprem bize gösterdi ki yeni yapılan binalarda, deprem yönetmeliğine göre yapıldığı söylenen binalarda da yıkım oldu. Bu nasıl oldu? Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi bir defa birinci mutlaka göz önüne almamız gereken şey bu kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız. Bu konuyu da o konutların sahiplerine veya oturanlarına tamamen bırakmadan mutlaka artık devlet ağırlığıyla bunu yapmak zorundayız. Bunun maliyeti ne olursa olsun yapmak zorundayız. Çünkü deprem olduğunda karşılaştığımız maliyet çok çok daha büyük. İşte ekonomistler, analistler şu andaki ekonomik kaybımızın 100 milyar dolarları bulduğunu söylüyorlar. Tabii mevcut depreme baktığımız zaman 99 depreminden sonra yapılmış binalarımızda da büyük yıkımlar var, büyük kayıplar var. Bunların da hepsinin birinci hatası yerleştirme Açıl Bey. Yani binayı nereye yapacağınız konusundaki yer seçimi birinci öncelikli konu.
Yani farkındaysanız yaşanmış olayların bir kısmında neredeyse fay hattının tam üzerine oturtulmuş büyük binalarımız var. İşte tarım arazilerinin üzerine, bizim alüvyon dediğimiz zeminler üzerine yapılmış çok yüksek binalarımız var. O binaların o arazi zemininde taşınması mümkün değil veya çok özel ve pahalı temel tedbirleri alınması lazım. İşte denetim denen bir müessesemiz var artık. 99'dan sonra ve en son İzmir depreminden itibaren artık profesyonel yapı denetim kuruluşları kurduk. Yani müteahhitin yapacağı binayı gidip denetleyecek kuruluşlarımız var. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman aslında ne yapacağımızı biliyoruz. Ama bunların yanlışlarıyla beraber bu felaketi yaşamış durumdayız. İşte çok basit bir örnek vereyim size. İşte bölgede yapılmış TOKİ'nin hiçbir binası yıkılmamış. Şimdi kalkıp TOKİ başkanına, işte değerli meslektaşım, okuldaşımdır kendisi, soralım çok basit bir şekilde, ya sizin binaların farkı nedir desek, hemen söyleyeceği şeyler çok basittir. Doğru yerleri seçiyoruz. Zemine göre temel ve statik projeyi yaptırıyoruz. İnşaatın başından sonuna kadar iyi denetliyoruz. Ve o bölgede özellikle 5 kattan fazla bina yapılmasına izin vermiyoruz diyecektir. Bütün bunları aldığınız zaman bunların olmadığı şekilde, işte o zaman da hem ekonomik olarak hem sosyal olarak hem nüfus olarak bu kadar büyük bir yıkım yaşamış durumdayız maalesef. Peki Erdal Bey, bu yıkılan binalarda bunlar neden yapılmadı? Nasıl yapılmadı? Bunlar sonuç itibariyle tabii meslektaşlarınız yani ve buralarda bunlara nasıl göz yumuldu? Kendi bünyeniz içerisinde, en azından birlik bünyesi içerisinde bunlara yönelik bir ekstra önlem, bunlara yönelik bir ekstra denetim imkanı var mıdır? Tabii ki kolluk kuvvetleri yapacak da müteahhitlerin kendi iş kodlarını, bu işi, bina yapımını en azından bir lisanslandırmayla belirli yeterliliğe sahip insanlar tarafından belirli koşullarda yapılmasını sağlayabilecek bir standart getirilemez mi? Ya da getirilemez miydi bunca senede? Hepimiz biliyoruz depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu ama her depremde de aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu seferki çok büyük vurdu maalesef. Açıl Bey, bu bizim de sektör olarak, sektörün çatı kuruluşundaki meslektaşlarımla beraber bir şekilde içimizi çok acıtan bir zaafımız maalesef. Şöyle bir rakam verebilirim size. Ülkemizde yaklaşık olarak 400 ila 450 bin kişinin mesleği müteahhitlik. Bunların bir kısmına sorarsanız, bunlar bırakın herhangi bir teknik eğitim almayı, içlerinde hiç eğitim almamış olanlar vardır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin üye sayısı kaç biliyor musunuz? 125. Yani uluslar arasında Türk inşaat sektörünü temsil eden, dünya standartlarında, dünyanın her yerinde iş yapma seviyesine gelmiş inşaat firmalarımızın sayısı 125. Şimdi bu analiz bile neden bu kadar denetimsiz bu sektör, neden her önüne gelen müteahhit olabilmişe geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İzmir depreminden sonra bu konuda güzel yönetmelikler çıkartmaya başladı. Artık herkesin hemen bina yapmaya başlayamayacağı bir sistemler, bir sınıflandırmalar getirmeye başladı. Dediğim gibi yapı denetim sistemleri kurulmaya başlandı. Ama bunların hepsi biraz eğitim, biraz denetim, biraz da sorumlulukların belirlenmesiyle ilgili zaaflarımız maalesef. Ben açıkçası bu acının travmasını atlatıp da enkazlar, can kurtarmalar, bunlar bittikten sonra gerek devletimizin öncülüğünde, gerek üniversitelerimizin, bilim adamlarımızın öncülüğünde, gerekse sektörümüzün kurumsallaşmış ve sorumluluk sahibi sivil toplum örgütleri, sadece Türkiye Müteahhitler Birliği değil, işte GİÖDER, KONUTDER, İNDER gibi, İMSAT gibi inşaat malzemesi üreticileri gibi, hatta yapı denetim firmaları birliği gibi kuruluşların bir araya gelip hepimizin biraz öz eleştiriyle, biraz da suçlamayı bırakarak artık bu yolda gidilmesi lazım hususunda kalın çizgilerle çizmeliyiz. Tabii en önemlisi devlet kurumlarının, belediyelerimizin, bizim bu söylediğimiz ki herkesin bildiği
bu doğruların artık uygulanmasını, uygulanmayan noktasında da insan hayatına tesir eden bu zaafımız açısından cezaların, sorumlulukların biraz artırılmasını sağlamak zorundayız. Hatırlayınız, 99'un büyük depreminden sonra işte bazı tutuklamalar vesaireler sonuçta bir emekli müteahhitliğe soyunmuş emekli bir öğretmenden başka suçlanacak kimseyi bulamadık. Olaylar kapandı gitti. İşte İzmir depreminden sonra benzer şekilde inşallah şimdi de sadece şimdi işte bu binaları yapmış kişilerle ilgili tutuklama haberlerini falan görüyoruz. Tek suçluların onlar olmadığı gerçeğini kabul ederek sorumlulukları paylaşarak o sorumlulukların meyidelerini sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Peki burada verilen izinler, o izinlerin yapılışı, verilişi, çıkışı mesela şunu biliyorum ben özellikle Hatay'da bir müteahhitin yaptığı bütün binalar ayakta iki tane bina çökmüş. O çöken binaların zeytinlik olan alanın imara açılması ve zeytinlik alana yapılmasından kaynaklandığı söyleniyor. Şimdi buralarda nasıl bir şey yapılacak? Yani takibi nasıl yapılacak? O iznin nasıl çıktığı, o bölgenin imara nasıl açıldığı? İmar barışı mesela bu tür uygulamaların bunları nasıl etkilediği gibi unsurlar nasıl denetlenecek? Nasıl olacak Erdal Bey? Efendim tabii öncelikle dediğim gibi devletimiz gerçekten ülkemizdeki bir kısım insan davranışlarındaki zafiyetimizi olduğunu artık kabul ederek katı kurallar koyacak. Bu katı kuralların müeyyideleri de katılaştırılacak. Şimdiden sonra artık eskiden kalmış yanlış yerleşimler, eskiden kalmış yanlış projelendirilmiş binalar bu bizim gerçeğimiz. O nedenle hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm dediğim şey bu riskli yerlere yapılmış yapılar veya yanlış yapılmış yapıların hemen her yerde her an deprem olacakmış tehlikesi altında bir an önce tespit edilip devletin gücü kullanılarak gereğinde o binaların tahliye edilmesi ve kentsel dönüşümün yapılmasını sağlamak zorundayız. Yoksa işte binalar yıkılsın bunların suçlusu kimi arayalımla bu meseleyi çözemeyiz. O nedenle de dediğim gibi suçlamak geçmişi, yapılmışları, alınmış kararları bu değil bana göre. Bu gerçek ama bunu çözelim. Önce insanların hayatını kurtaralım. Sonra bir yandan da sorumlulukları belirleyelim, suçlamalarımızı yapalım diye düşünüyorum. Peki burada Türkiye Müteahhitler Birliği'nin biraz önce bahsettiğiniz üyelerinizle birlikte kamudan aldıkları projelerdeki hak edişlerinin belirli bir kısmını buradaki yeniden imara destek için bağışlayacağı bir kampanya düzenlediniz siz de. Bu taraf için nasıl işleyecek sisteminiz? Açıl Bey, biliyorsunuz ayın 6'sında sabahleyin hepimiz çok büyük bir felaketle gözümüzü açtık. Birinci reaksiyonumuz hemen bölgedeki meslektaşlarımız öncelikli olmak üzere Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi bütün meslektaşlarımıza çağrıda bulunduk. Bütün makine gücümüzün bölgeye gitmesine çabaladık. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonu altında hangi şehire kaç makine gidecek, nereye ne isteniyorlarla beraber seferber olduk gerçekten. Yani 3000'in üzerinde çok ağır iş makinasını hemen 1-1,5 gün içinde bölgeye sevk etmeye çalıştık. Arkasından ehliyetli operatörlerimizi, 3000'in üzerinde inşaatta çalışmış, tecrübeye sahip, tünelde çalışmış, madende çalışmış profesyonellerimizi oraya göndermeye çalıştık. Bir an önce enkazların daha dikkatli kaldırılıp daha çok insanın hayatını kurtarılmasında arama kurtarma ekiplerine destek olabilmek için makine gücümüzde. Sonra ikinci aşamaya başladık. Depremzede vatandaşların bölgede hızlı bir şekilde barınaklar edinmeleri için şantiyelerimizdeki tesisleri o bölgede çadır kentler, konteyner kentler şeklinde insanları istihdam etmeye, insanlara sıcak yemek verecek mutfaklar yapmaya meslektaşlarımızdan yardım istedik. Neredeyse 20-30 bin insana günde şu anda sıcak yemek verecek sistemleri üyelerimiz kurmuş durumdalar orada. Şimdi artık enkazların içinden canlıların kurtarılmasının neredeyse mucizeye bağlandığı süreçler de bitmek üzere. Artık yavaş yavaş
altında arama yapılamayan enkazlar kaldırılmaya başlandı. Kaldırılmak zorunda. Çünkü hakikaten ciddi salgın tehlikesi olabilecek şeyler var. İşte farelerin vesairelerin enkazların altında daha fazlalaşması ve bir şekilde varsa bile acımızı çok artıracak naaşlar varsa o enkazların altında enkazları kaldırıp onları da defnetmek zorundayız. Şimdi bu süreç de bitiyor. Üçüncü süreç nedir? Üçüncü süreç dün kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. En kısa zamanda bölgede evsiz kalmış insanlara daha güvenli bölgelerde daha sağlıklı şekilde, hızlı bir şekilde konutlar yapıp insanları yerleştirmek zorundayız. Yoksa işte otellerimizde, yoksa öğrenci yurtlarımızda, yoksa geçici çadır kentlerimizde 2 sene yaşatamayız bu insanları. Bunu en hızlı şekilde yapmamız lazım. Şimdi bu konut seferberliği başlayınca biz bu sefer oturduk meslektaşlarımızla beraber ne yapalım biz de katılalım dedik. Bizler çoğunlukla küçük konuttan ziyade ağırlıklı kamu altyapı yatırımlarını ve uluslararası işleri yapan bir topluluğuz biliyorsunuz. Onun üzerine sadece Müteahhitler Birliği üyeleri çerçevesinde kalmasın dedik. Konut, kamu sektörüne iş yapan diğer meslektaşlarımıza da çağrı yaptık. Kimiyle koordinasyonumuzu sağlayıp olurlarını da aldık. Ve dün açıkladığımız yardım kampanyasını bir şekilde hibe anlamında devletimize arz ettik. Bu nedir? Geçtiğimiz yıl sizlerle de çok konuştuk. Kamu sektöründeki işler aslında çok zor yürüyebiliyor. Çünkü kamu işlerindeki fiyat farkları bu girdi maliyetlerimizi karşılayamadığı için birçok meslektaşımız işini tasfiye etmeye çalıştı. Tasfiye edemeyenler zarar ederek veya çok az marjlarla işlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Yani bir kazançları yok ama yine de bir fedakarlık yapmak ihtiyacımız var. Çünkü biz sektör bileşenleriyiz. Biz oradaki hatalı işleri bizler yapmamış olsak bile bu sektörün temsilcileri olarak sahip çıkmak zorundayız dedik. Onun üzerine önerimiz şu oldu. Dedik ki 2023 yılı içinde devlet yatırım programını önümüze aldık. İşte devlet su işlerinin, işte karayollarının, devlet demiryollarının, TOKİ'nin, Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, il özel idarelerin, belediyelerin yaptıracakları bu yıl inşaat işlerinin tutarı ne olabilir? Bir baktık 450-500 milyar liralık bir ödenek öngörülmüş durumda. Bu yeni yapılacak işlerin ihalelerinden bahsetmiyorum. Onlar da ilave gelince bu rakam daha artacak. Mesela dedik ki ya hiç biz hak edişimizi daha almadan işte aldım da şu kadar verdim de türü reklama da girmeyelim. Çünkü bizim geleneklerimizde biliyorsunuz yardım gizli yapılırsa makbuldür. O nedenle biz dedik ki kamu kuruluşlarımız meslektaşlarımızdan birer tane muvafakatname alsınlar ve yıl boyunca onların yaptıkları işin bedelini, bakın karın demiyorum, yaptıkları işin bedelinden %1'leri onun adına direkt AFAD'ın hesabına yatırsınlar. Yani bizim elimizde değmeden zaten bağışımız yapılmış olsun. Böyle bir çağrıda bulunduk. Bunun karşılığında öngördüğümüz rakam az önce söylediğim ödeneklere göre 5-6 milyar liralık bulacak bir rakam oluyor. Bu az bir rakam değildir. Bu kampanya gelecek yıla da sarkıtılarak daha büyütülebilir. Bunun yanında kamu sektöründe pek işi olmayan meslektaşlarımız var. İşte İstanbul'daki büyük konut sivil toplum örgütlerimiz var. Şimdi bunlar da mutlaka farklı şekilde bağışlar yapacaklardır. Artı uluslararasında iş yapan meslektaşlarımız var. Onlara çağrıda bulunduk. Onların da bizimkilerden daha aşağı kalmayacak bağışlar yapacaklarını biliyoruz. Bunlarla beraber inşallah bu yıl içinde biz AFAD'ın hesaplarına kamu sektöründe iş yapan müteahhit meslektaşlar artı diğer paydaşlarımızla beraber 7-8 milyar liralık hiç değilse bir bağışı peşinen öngörmüş olalım dedik. Bunu da dediğim gibi hiç isimler misimler reklama düşmeden devlet kurumlarımız bizim ödemelerimizden kesip AFAD'a yatırsınlar her ay diye bir önerimiz oldu. Erdal Bey, teşekkür ediyoruz aktardığınız bu yorumlar ve notlar için. Hakikaten